Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size yine bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Neden çekmek istedim? Arkadaşlar çünkü bize mesaj yoluyla çamaşır makineleri hakkında sorulan sorularla ilgili bu videoyu çekmeye gerek duydum. Bazı arkadaşlarımız mesaj atıyor bize çamaşır makinemiz çamaşır yıkarken İşte içine atılan kumaş parçalarını yırtıyor ya da makineden bazen su geliyor diye onunla alakalı bir videonuz olacak mı diye. Arkadaşlar ben size şöyle göstereceğim. Yani bu genellikle bütün çamaşır makinelerin alt kısımlarında bu şekil vardır. Ben şöyle açtım ama göstereyim. Arkadaşlar makinelerimizin altlarında şöyle bir kapak vardır. Yani olur ki makineniz bu kısımlardan su kaçırır ya da makinenin içine attığınız kumaş giysileri parçalarsa bilin ki burada bir sorun vardır. Ben şimdi size o sorunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kapağı açtığınız zaman şöyle bir vida tarzı şöyle bükülüyor. Bir hazne var. Çekiyorum arkadaşlar. Ben size onu göstereyim. Şimdi buradaki pislikleri ben size göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın makinenin bu kısmı tıkanmış. Yani burada ne var? Burada kireç parçaları var. İşte yırtılan kumaş parçaları var. Arkadaşlar bu şekil olduğu zaman makineniz arıza verir, çamaşır makineniz. Ve içine attığınız giysi ve kumaşları parçalar, yırtar ve yeni makine almak zorunda kalırsınız. Günümüzde yeni makinelere de güç yetmiyor maalesef. Arkadaşlar şöyle ben size göstereceğim. Bakın şu anda içinde gördüğünüz gibi kireç var. Yani bu benim makinemin başına geldiği için de ben size video çekme gereği duydum. Ki bugüne nasipmiş. Bende de aynısı oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi temizledik. Arkadaşlar bakalım ne varmış. Yaprak var. Şöyle bez parçası var. Bakın arkadaşlar geçen gün giysilerimizde bir yırtılma olmuştu. Parçasını maalesef orada buldum. Şöyle yırtmış. Neden giysileri yırtar arkadaşlar? Bu hazne bazen kireçlendiği zaman tıkandığı zaman giysilerimiz zarar görür ve makineden de su gelir. Bu makine arızasına kadar gidebilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bez parçası, kireç parçası. Sizde böyle bir sorun olursa makinenin bu alt kısmını bazı makinelerden böyle alt kısımda oluyor. Bazılarında da değişik yerlerinde oluyor. Bu kapağı açın arkadaşlar. Bu kapağı açtıktan sonra aynı biraz önce tarif ettiğim gibi şöyle bükerseniz açılır zaten. Açtıktan sonra burayı temizleyin arkadaşlar ve güzel bir suyla da yıkayalım. Arkadaşlar lütfen videomuzu izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.